hepinizin bana sorduğu bir akıllı telefon olan Poco X5 Pro 5G arkadaşlar elime ulaştı. Özellikle tasarımı ve teknik detaylarıyla çok dikkat çeken bu akıllı telefon bizlere neler sunuyor? Gelin hep birlikte bu videoda yakından bir bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar kanalımı sizlerin desteğiyle daha ileriye doğru götürebiliyorum. O yüzden kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz ve bu işleri daha ileriye doğru götürmem mümkün olur sizlerin desteğiyle. Dönelim Poco X5 Pro'ya ve bu telefonda aslında Poco X5 Pro 5G diye geçiyor ama ben böyle söylerken arada bir takılırım diye direkt Poco X5 Pro diyeceğim. Ben de arada bir X5 Pro da diyebilirim. Aramızda lafı olmaz diye düşünüyorum ve tasarımıyla devam etmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemem lazım sizlere. Şimdi X5 Pro'da X4 Pro'nun tasarım esintilerini çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Cihaz fiyatıyla başarılı. Sundukları ile de baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman da açıkçası üstüne tartışılması gereken ve değerlendirilmesi gereken bir akıllı telefon olduğunu düşünüyorum. Çünkü telefonun önünde Gorilla Glass 5 kullanılmış. Arkasındaki cam malzeme plastik ve etrafındaki çerçeve de plastik durumda sevgili arkadaşlar. Ancak akıllı telefonda IP53 suya ve toza karşı dayanıklılık desteği de bulunuyor. Kutu içeriğine baktığımız zaman ise bize oldukça zengin bir kutu içeriği karşılıyor. Kutunun içerisinden tabii ki akıllı telefonumuz 67 wattlık bir adaptör, kablo, kılıf ve tabii ki diğer kitapçıklar karşılıyor sevgili arkadaşlar. Poco X5 Pro'nun belki de en önemli detaylarından bir tanesi arkadaşlar telefonun ekranı. Çünkü ekranı benim beklentimin çok üstünde bir performansı bizlerle buluşturdu. Gerçekten bu kadar iyi bir performans buluşturabileceğini bizlerle pek sanmıyordum ki bu fiyat seviyesinde çok da görmeye alışkın olmadığımız bazı sertifikaları da bünyesinde bulunduruyor bu akıllı telefon. Yani şimdi fiyatına değineceğim tabii ki videonun sonunda ki sizler zaten bu videoyu izliyorsanız fiyatını az çok biliyorsunuz. Hani bu fiyat bandında bu ekran detaylarına sahip bir Android cihaz çok da yok açıkçası güncel piyasada. Böyle çok nadir birkaç telefon kaldı diyebilirim sizlere. Dönelim ekranımıza. Şimdi cihazda 120 Hz'lik bir yüksek gerilim hızına sahip ekran paneli mevcut ki ekranın büyüklüğü de 6.67 inç ve AMOLED bir panel. Çerçeveleri fena değil arkadaşlar. Özenle diyebilirim. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor az önce söylediğim gibi. Renkler gerçekten canlı ve güzel gözüküyor. HDR 10 Plus Dolby Vision desteği ki bu oldukça önemli ve sadece bu cihazda 900 nit'e varan bir parlaklığında olduğunu söylemem mümkün. Ekran deneyimi dediğim gibi sizlere gerçekten benim beklediğimin çok üstünde. Burada Dolby Vision desteğinin bünyesinde bulunduruyor olması ve tabii ki yanında bir de arkadaşlar ekranın HDR 10 Plus desteğinin de bünyesinde bulunduruyor olması oldukça önemli olmuş. Ekranı şöyle özetlemem gerekirse dediğim gibi hani burada belki ekranı çok övdüm falan diyenleriniz olabilir ama beğendiğim ve fiyatıyla karşılaştırdığımda sizlerin de beğeneceğine inandığım bir ekran bu cihazda görev yapıyor. Hem oyun anlamında sizleri üzmez hem de multimedya tüketimi anlamında bu akıllı telefon ekranın sizler tarafından da tam not alacağına ben eminim sevgili arkadaşlar. Gelelim cihazın kalbine yani işlemcisine çünkü işlemci tarafı gayet tanıdığımız, gayet bildiğimiz ve birçoğumuzun da akıllı telefonlarında belki de kullandığı bir işlemci modeli olan Snapdragon 778 5G modeli 6 nanometrelik üretim süreciyle üretilmiş bir işlemciyle geliyor. Poco X5 Pro 5G modeli akıllı telefonumuz. Şimdi bu işlemci modeli gerçekten çok tanıdık arkadaşlar. Birçok cihazda bu işlemciyi inceledim ve sizlere de anlattım. Hem performansını biliyorum hem de genel olarak bizlere sunduklarını biliyorum. Ve bu işlemci modeli için şunu söylemek mümkün. Ortanın bir tık üstünde bir performansı bizlerle buluşturabiliyor ve birçok kullanıcı tarafından da seviliyor. Çünkü neden derseniz çok ciddi bir ısınma problemi yok, kasma problemi yok. Genel anlamda önemli performans sıkıntıları da yok bu işlemciyi kullanan cihazlarda ve hani gün sonunda bildik ve tanıdık bir işlemci olduğu için ve cihazın segmentini de anlayıp hani o segmente göre bir performans beklentisi içinde kaldığınız senaryoda sizleri mutsuz etmeyecek bir işlemci modeli cihazda görev yapıyor. Özellikle burada hem pil anlamında bu cihazın çok başarılı sonuçları var. Daha önce yaptığım testlerde de bu telefonda da aynı şeyi gördüm. Hani gerçekten pil tüketimi konusunda verimli bir işlemci. Performans konusunda ise zaten dediğim gibi önemli sıkıntıları olmayan bir işlemci modeli. Android 12 ile geliyor Poco X5 Pro ve arayüz olarak da MIUI 14'ü kullanıyor. Yine en güncel arayüzü de bizlerle buluşturmuş oluyor diyebilirim. İşlemcinin performansını sizlere yeterince özetlediğimi düşünüyorum ve dediğim gibi orta üstü düzey bir işlemci diyebiliriz bu işlemci açıkçası. Ve bu işlemciyi 8 GB'lık bir dahili RAM yanında da 5 GB'lık bir sanal RAM ile desteklemiş Poco tarafı. 256 GB'lık bir depolama bu akıllı telefonda görev yapıyor. Ve micro SD kartla bu telefon hafızası
hafızasını artırmanız mümkün değil arkadaşlar. Eğer isterseniz telefon hafızasını artıramıyorsunuz ama çift sim kartı kullanmanız mümkün oluyor şu anda da görmüş olduğunuz üzere sevgili arkadaşlar. Kameralarla devam edelim isterseniz. Çünkü bu akıllı telefonun kameralarının performansını gerçekten beğendim. Ki ana kamerasının performansını daha çok beğendim. Diğer kameralar hakkında da yorumlarımı sizlerle paylaşıyor olacağım. Ve ön kamerası da beni gerçekten şaşırttı. Ana kameraya baktığımız zaman 108 megapiksellik bir ana kameranın bu akıllı telefonda görev yaptığını görüyoruz. Ki bu kameramız f1.9 diyafram aralığına sahip sevgili arkadaşlar. Bu kamerada bir OIS desteği yok. Ultra geniş açılı kameramız ise 8 megapiksellik f2.2 ve 120 derecelik çekimler yapabileceğiniz bir kamera bu kamera. Şimdi 2 megapiksellikli bir makro kamera akıllı telefonumuzda görev yapmakta. Buraya bir virgül koyup bu ultra geniş açılı ve makro kamera ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bence ultra geniş açılı kameranın bir 16 megapiksel olması bu telefon için çok daha iyi olabilirdi. Tabii ki maliyetler değişirdi vesaire. Ancak ben beklentimin bu yönde olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bir de makro kameramız. Her zaman dediğim gibi makro kameralar bu telefondan bağımsız. 2 megapiksel, 5 megapiksel olanlar benim için eğlence amaçlı cihazlarda mevcut olan kameralar var mı? Var için var bence yani. Benim için böyle en azından. Ama bu cihazda da bir 5 megapiksel olsaydı makro kamera en azından bir tık daha iyi olabilirdi. Çünkü telefon gerçekten fena işler ortaya çıkartmıyor arkadaşlar performans anlamında. Hani kamera anlamında da bir tık daha donanımlı hale gelirdi eğer böyle olsaydı. Belki bir başka modelde böyle bir şeyler görürüz diyeyim ve kameraların sonuçlarını sizlere anlatayım. Özellikle iyi ışık altında bu telefonun kameralarının çektiği fotoğraflar, özellikle ana kameradan bahsediyorum şu anda, gerçekten sizlerin de oldukça hoşuna gidecek sonuçları sizlerle buluşturuyor. Yapay zeka desteği mutlaka vardır kamerada, ancak renklerde çok önemli patlamalar ya da böyle çok işte beklentinizin dışında fotoğrafların çekilmesi gibi şeylerle çok karşılaşmıyorsunuz. Net ve kesin çekimler yapabiliyor bu akıllı telefon. Hani kamera anlamında, fotoğraf anlamında özellikle sizi çok üzmez. Ama dediğim gibi gün ışığı altında ve ana kameradan bahsediyorum şu anda. Ultra geniş açılı kameraya geçtiğimiz zaman tabii ki kalitemiz bir tık aşağı çekiliyor. Buradaki diyafram farkı sebebiyle alınan ışık azalıyor. Ve bu da iki kameranın arasındaki bir fotoğraf kalitesi farkını bizlerle buluşturuyor. Ama daha çok ana kamerayı kullanarak çekimler yaptığınız senaryolarda bu telefondan genel anlamda memnun kalacağınızı düşünüyorum. Ki makro kamerayı zaten çok uzunca yorumlamama gerek yok. Az önce de dediğim gibi var mı var ve eğlence amaçlı bence bu cihazlarda. Yani anılarınızı biriktirme ve eğlence amaçlı kullanabileceğiniz kamera lenseri olarak görev yapmakta sevgili arkadaşlar. Gelelim video tarafına arkadaşlar. Bu cihazda 4K 30 FPS video çekmeniz mümkün oluyor sevgili arkadaşlar. Bunu tabii ki yani 60 FPS'e çekebilir misiniz derseniz, ne yazık ki şu anda 60 FPS desteği video tarafında yok. Ki zaten işlemci sebebiyle 4K'da 60 FPS çekebileceğinizi de açıkçası düşünmüyorum ben. Beklemiyordum da yani. Ama 1080p 60 FPS çekimler yapabiliyorsunuz. Böyle bir isteğiniz ya da beklentiniz varsa onu da Full HD olarak gidermeniz mümkün olabilir sevgili arkadaşlar. Ön kameraya baktığımız zaman 16 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip bir ön kameranın bu akıllı telefonda görev yaptığını görüyoruz. Ön kamera benim beklentimin üstünde bir performansı bizlerle buluşturuyor arkadaşlar. Ben böyle bildiğiniz odamda herhangi bir ışık yokken, monitörün ışığı açıkken sadece birkaç selfie çektim ve çıkan sonuçlara hakikaten şaşırdım. Yani ben daha düşük seviyede bir sonuç bekliyordum. Benim beklentimin üstünde çıktı. Hani ön kamera evet fena değil diyebilirim arkadaşlar ve bu cihaza da yakışır diyebilirim. Çünkü cihazın segmenti belli olduğu için böyle söylüyorum. Bu cihaza da yakışır bir ön kamera bizlerle burada bence buluşuyor. Tabii sizlerin yorumu da çok önemli. Bütün fotoğrafları, videoları izlediniz. Bu noktada sizlerin yorumlarını da ben açıkçası oldukça merak ediyorum. Aşağıda da bekliyorum sevgili arkadaşlar. Cihazda 5000 mAh'lik bir pil görev yapıyor. Pil konusu önemli çünkü yine bu fiyat seviyesinde çok görmediğimiz bir hızlı şarj desteği de bu cihazda mevcut. 67 wattlık bir hızlı şarj desteği ile geliyor. Kutusundan adaptörü çıkıyor ve 0'dan 100'e tam 45 dakikada şarj edebiliyor cihazı. %50'nin üstündeyse de şarjınız yaklaşık 20 dakika içerisinde 20-25 dakika ile bulabilir belki bir tık oynarsanız cihazla. Tam şarj etmeniz mümkün oluyor bu akıllı telefonu ve dediğim gibi burada işlemcinin verimliliği sebebiyle çok rahat bir şekilde bir günü rahatlıkla götürüyor bu cihaz. Ancak parlaklığı sonuna kadar açar ve full performans cihazı kullanırsanız o zaman bir gün şarjınızın gitmesi çok da mümkün değil sevgili arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Ve gelelim son değerlendirmemize Poco X5 Pro ile alakalı. Şimdi ben her zaman olduğu gibi sizlere bu telefonla beğendiğim, beğenmediğim ya da eleştiriye açık ya da işte böyle olumlu olumsuz da diyebilirim şeyleri elimden geldiğince bu video boyunca anlattım. Ancak bu telefonun fiyatı gün sonunda 11.150 ile 11.300 TL bandında piyasada bulunabiliyor arkadaşlar. Ve hani açıkçası her gün uçup da giden akıllı telefon fiyatlarının arasında bence güzel teknik özelliklere sahip bir akıllı telefon olmuş. Beni en çok etkileyen şey ne oldu derseniz stereo hoparlörleri var ve üzerindeki ekran deneyimi güzel.
güzel. 3.5 mm'lik bir kulaklık çıkışı var. Bunu arayan kullanıcıları tatmin edebilir. Hızlı şarj desteği var ki bu da önemli bir destek. Yani genel anlamda birçok yerden çalmamış cihaz. Bazı yerlerde eksiklikleri olabilir. Mutlaka olabilir. Zaten segmenti belli, amacı belli, hedefi belli bu akıllı telefonun. Fakat gün sonunda bu fiyat seviyesindeki rakipleriyle karşılaştırdığımda bence tercih edilebilir bir akıllı telefon olabilir Poco X5 Pro 5G. Sizler de düşünüyorsunuz bu telefon hakkında. Lütfen yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Sizin için bu cihazın alternatifi hangi cihaz olabilir? Onu da yine merakla aşağıda bekliyor olacağım sevgili arkadaşlar. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.